Mekanın cennet olsun. Esaslı bir adamdı. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Başın sağ olsun. Artık yerini yurdunu bulduğuna göre nişanlını alıp gidersin buradan. Ayak altında dolanma. Çek arabanı kendi çöplüğüne. Tamam? Ali! Yani anlattıkların adamın biri dedin. Eve girip öldürmeye çalışmış. Hayır, neden böyle bir şey yaptı ki? Yani biri neden böyle bir şey yapar? Ben ona şaşırdım. Çok korkunç geldi. Neyse ki zarar görmeden yetiştim. Kimmiş bu adam? Yakalandı mı? Son anda kaçtı. Ama yakalanacak. O zaman da ölüm nimet olacak ona. Her kimse bu adam, yakalanana ben de yardım edeceğim amcaoğlu. Dünya kaç bucakmış gösterelim ona. Bir daha Karabeylerin adını destursuz ağzına alamazsın. Kimdir bu adam? Neyin nesi? Nereden çıkmış? Kimin haddine bu? Kim Karabeylerin evine yanaşıp da işlerinden birine zarar vermeye cüret edebilir? İbreti alem için bulun onu. Hanım anneciğim. Belli ki alelade bir hırsız. Bu kadar öfkelenmeye ne gerek var? Boşuna hasta edeceksiniz kendinizi diye korkuyorum ben. Bırakın gitsin. Belasını illaki bulur. Zaten oraya buraya girip çıkıyorsa kendinizi üzmenize değecek kadar önemli bir şey değil bence. Önemli. Hayati bir mesele. Yapılması gereken şey yapılacak. Bu çatı altında yaşayan herkesin sorumluluğu bana ait. Ben yaşadıkça kimsenin kılına zarar gelmesine müsaade etmem. Sözlerin doğru bana. O yılan bile olsa soyadımızı taşıdığı müddetçe ona yapılanın hesabını sormak da bizim sorumluluğumuzda. Ben müsaadenizle odama çıkacağım. Ne yapıyorsun sen ha? Cenaze gününde utanmıyor musun? Oğlum, yavrum, iyi misin? Ayıp be! Nasıl adamsın sen? He? Maşallah dileme geldik, bana kabadayılık yapıyor ya. Ama bende hata. Hata bende, insanlık ettik. Hadi geçin şöyle, hadi. Geç, hadi geçin. Gel. Gel oğlum, gel. Gel. İnsanlık yaramaz böylelerine. Gel oğlum, gel. Ali, ne yapıyorsun? Ne oldu kızım sana? Niye böyle kapandın içine? Anlat kızım. Anlatırsan rahatlarsın, açılırsın belki.
Aç mısın kızım? Sana yiyecek bir şeyler getireyim mi? Olsun. Ben yine de getireceğim. Ama böyle aç açına olmaz ki. Yemezsen, içmezsen hasta olursun maazallah. Hem iştah dişinin kovuğundadır kızım. Çiğnedikçe çıkar. Ben getireyim, sen yine yemezsen yeme. Baran Bey oğlum, Gelin Hanım için bir şeyler hazırlayacaktım ben. Baran Bey oğlum. Efendim abla. Şey diyecektim ki... Ne diyecektin abla? Siz de bir şeyler ister misiniz diyecektim. Abla seninle ilgilenecek. Bir ihtiyacın olursa hemen söyle ona. Bir ihtiyacın olursa ya da korkarsan ben buradayım. Ağlama artık. Yüzümü yıkayacağım. Ali, üzüntünü anlıyorum. Ama bu süreçte yanında olmak istiyorum. Arkadaşlığımız hatırına. Biliyorum bana kızgınsın. Ama zamanı geldiğinde olanları tek tek anlatacağım. Sadece şimdi yeri değil. Şu an sana sadece destek olmak istiyorum ve yanında olmak istiyorum. Eve kadar yürüyelim mi? Herkesten biraz uzaklaşmam gerekiyor. Tabii. Sen nasıl istersen. Artık yeter. Yeter! Mine, dur bir, sakin ol. Bu tavırların Ali'yi senden daha çok uzaklaştırır. Beni dinle. Her şey zamanla, sırayla